Sevgili Reklam Payda takipçileri, Astroliz'in yeni bir bölümüne daha karşınızdayız. Sevgili Uygur Bey, nasılsınız? İyiyim Barış'cığım. Sen pek iyi değilsin bugün ben galiba. Ben gripim. Biraz güneş gözlüğüyle girdik içeriye. Ne kadar da sevdim anlatamam. Sevdin mi? Sevdim. 1200 watt geliyor. Doğru. Gözler zarar görüyormuş. Sen nasılsın? İyisin. Ben gayet iyiyim. İşte Kova burcundayız nihayet. İple çektim Kova burcunu. Aynen. Böyle seviyorum Kova'yı. Çünkü niye seviyorum? Çünkü astrolojinin burcu aslında Kova, biliyorsun. Allah Allah. Tabii tabii. Mesela bütün astrologların da haritasında bir Kova vurgusu vardır. Ya güney ay düğümü Kova'dadır, ya bir şeydir, ya 7. evinde bir Kova var. Yani bir yerlerde sende Merkür'ü... Kova var mı? Bende var. Benim güney ay düğümüm Kova. Yani aslında Kova bilgisiyle bu dünyaya gelmişim. Hı-hı. Bir de 7. ev, yani danışmanlıklarla ilgili bir evde Uranüs var. Kova'nın ikinci yönetici. O yüzden zaten astrolojik danışmanlık yapıyorum. Süper. Yani o şekilde çalışıyor. O zaman senden merakla kovaları ve yükselen kovaları bekliyoruz. Kovalara hemen başlayalım. Değil evet, mi? Buyurun efendim. Sevgili kovalar ve bilhassa da sevgili yükselen kovalar. İkincil yönetici gezegeniniz, birincil yönetici gezegeniniz Satürn, ikincisi de Uranüs'tür. Uranüs bu ay Venüs'le kavuşuyor. Nerede? Koç burcunda, sizin üçüncü evinizde. Şimdi Venüs her türlü ikili ilişkiyi, aşkı anlatır. Uranüs de anilikleri anlatır, özgürlükleri anlatır. Şimdi bu ikisi bir araya geldiğinde ne oluyor? Ayın başında ikili ilişkilerle ilgili sorunlar, problemler ve kopuşlar olabiliyor. Çok dikkat etmeniz gerekiyor her türlü ikili ilişkide. Aşkınız, eşiniz, ebeveynler, arkadaşlıklar, yani her türlü ikili ilişkide ani kopuşlar olabilir. Çünkü daha asi olacağız, daha özgürlükçü olacağız, daha böyle kendimizden yana. Yani fikrinizi beyan etmek isteyeceksiniz, içinizde bir şey tutmak istemeyeceksiniz. Niye saklayayım ya? Ben bunu söylemek zorundayım. Bunu söyleme ihtiyacı hissediyorum ve bunun önünde hiçbir engel duramaz gibisinden bir psikolojide olacaksınız. Tabi bu illa sizden gelmesine gerek yok. Karşıdan da, karşınızdaki de böyle bir tutum içerisinde olabilir. Ve işte siz şimdi biliyorsunuz, hani bu ani kopuşlarda olmasın. Hani o konuda bir dengeli, dikkatli olmaya çalışın. Onu demeye çalışıyorum. Tabii ki bir de bu üçüncü evinizde olacağı için Koç burcuna, gerçekten bir iletişim evinizde olacak. Demek ki yakın çevreniz, arkadaşlar, kardeşler, her türlü ikili ilişkide böyle ani kopuşlar son derece mümkün gözüküyor. Şimdi bakın, Venüs-Uranüs kavuşumlarında böyle şeydir. Çok ilginç aşklara çekiliriz. Şimdi Venüs aşkı anlatıyor ya, Uranüs de orada. Böyle orijinal, farklı, çizgimizin ve tarzımızın dışında bir takım böyle kişilere çekilebiliriz. Farklı, orijinal, daha önce yaşamadığımız bir ilişkiye meyilli olabiliriz ayın başında. Hayata bakış açınızı besleyecek bir takım böyle eğitimler gündeme gelebilir. Böyle yaşam felsefenizde, yaşam felsefenizi, dünya görüşünüzü besleyecek bir takım eğitimler ya da hayata bakış açınızda yeni bir takım farkındalıklar yakalayabilirsiniz. Zaten bu sene Jüpiter transitini de 9. evde yaşıyorlar. Dolayısıyla böyle bir hani eğitimler, hayata bakış açısıyla ilgili inançlar, felsefeler yükselen kovalar için çok dikkat çekici bu sene. Uh-huh. Şimdi Venüs tabii teraziden mütevellit 9. evi temsil ediyor. O yüzden Venüs-Uranüs kavuşumunda da böyle hayata bakış açınızla ilgili çok önemli farkındalıklar, yeni bir bakış açısı kazanacağınızı düşünüyorum ayın başında. Yine böyle şey bir tarzınız varsa, hani kreatif yönleriniz, yaratıcı yönleriniz varsa, resim yaparsınız, söz müzik yazarsınız, ne bileyim eli becerileriniz vardır, çok güzel tasarım yapıyorsunuzdur. Bu konularda da Venüs-Uranüs kavuşumları size çok aslında faydalı olacaktır. Yaratıcılığınızın ne kadar yükseldiğini, ne kadar verimli olduğunuzu göreceksiniz. Bu anlamda gayet güzel bir enerji var gökyüzünde. Nitekim bakın, yine tabii ki bu Venüs 4. evinizi de anlatıyor. Bu Boğa burcunu da anlatıyor. Demek ki bazılarınız böyle bir taşınma kararı alabilir. Böyle bir taşınma falan, bu konular gündeme geliyor. Ya da ev içinde bir dekorasyon, evinizi güzelleştirmekle ilgili bir takım orijinal fikirleriniz olabilir. Nitekim ayın başında da zaten 6 Haziran'a kadar Merkür'de 4. evinizde, Boğa burcunda taşınma, ev kontratları için aslında gayet güzel bir dönem. Aile iletişiminiz çok dikkat çekiyor. Böyle aile içinde gayet keyiflisiniz, tatlısınız. 7 Haziran'da Venüs de 4. evinize, Boğa burcuna geçecek ve Venüs Boğa burcunda tabii ki kuvvetli yönetici gezegeni. Demek ki sanki evinizi dekore etme eğilimi var. Evinizde bir şeyler değişecek. Daha bir güzel olacak bir çabanız var. Bir böyle bir hoş ilişkiler de hoş, ailevi ilişkiler. Yani gayet keyifli. Böyle aileyle vakit geçirme hoşunuza geliyor, hoşunuza gidiyor. Ailevi bir takım organizasyonlardan keyif alıyorsunuz. Güzel. Ay gayet güzel başlıyor. Yani ama bakın, şu çok ilginç geldi bana. Bunu söylemek istiyorum. Hı-hı. Aslında 21 Haziran'a kadar
Güneş İkizler Burcu'nda, 5. evlerinde. Yani Merkür de 5. evlerinde. Demek ki sadece bütün odakları ailede değil Barış'cığım. Aşk hayatlarıyla ilgili de bir odak var. Evet. Yani aileyle ilgili işte ilişkiler güzel, evde vakit geçirmek hoşuma gidiyor diye hani aşk hayatınızdan, sosyal hayatınızdan, arkadaş gruplarınızdan, eğlencelerden, keyiflerden geri kalmıyorsunuz. 21 Haziran'a kadar gayet bu konularda da bir odağınız var. Kiminiz yeni aşklara çekiliyor, kiminiz aşkıyla güzel vakitler geçiriyor, onunla bir takım ilişki problemleri varsa onları halletmeye çalışıyor. Ebeveynseniz, ebeveynler, ebeveyn kovalar kesinlikle çocuklarınıza çok odaklısınız. Çocuklarınızla ilgili bir konsantrasyonunuz var. Bazılarınız belki hani hobilerimden yeni bir iş kurabilir miyim? Hani bunu düşünüyor, bununla ilgili bir takım planlar yapıyor. Gayet güzel. Şimdi 9 Haziran'da 11. evinizde Yay Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Şimdi bu dolunay Yay Burcu'nun yöneticisi sekstil açıda olacak. Güzel. İşte bir Satürn var. Ay Satürn kavuşumu var. Demek ki bir takım kararlar, sorumluluklar, bir disiplinli bir takım konular var. Okey. Fakat Neptün karesi var. O işte biraz can sıkıyor. Şimdi öncelikle 9 Haziran'da 11. evinizdeki Yay dolunayı size neler getirecektir? Bunu biraz konuşmak istiyorum. Yaşamınız için. Aldığınız yeni kararlar. Yaşamınızla ilgili yeni durumlar son derece dikkat çekici olacak 9 Haziran civarı bu Yay dolunayında. Belki evleneceksiniz, belki boşanacaksınız, çocuk sahibi olmaya karar vereceksiniz. Ne bileyim, iş hayatınızla ilgili yeni bir kararınız var, onu yürürlüğe sokmak isteyeceksiniz. Bir takım somut adımlar atmaya başlayacaksınız. Yaratıcı yönlerinizi arkadaş ve iş çevrelerinde sergilemeye başlayacaksınız. Hobilerinizden belki bir kariyer çıkarmaya başlayacaksınız. Belki hobilerinizle ilgili bir kulübe üye olacaksınız. Kısacası hayata dair son derece flash, son derece güzel, keyifli gelişmeler dolunay zamanı çok göz önünde olacak. Fakat şimdi dolunay zamanı bir Neptün karesi var dedim ya. Sanki yaşamınıza dair alacağınız kararlarınız, o yeni gelişmeleriniz güzel ama iyi analiz edin. Gerçekçi olun. Bakın Neptün orayı dağıtıyor. Böyle birazcık gerçekçi olmanızdan sizi uzaklaştırıyor. Veya bir takım durumları çok net göremeyebilirsiniz. Kararlarınızı alırken iyi analiz edin, iyi karar verin. Doğru adımlar atın. Ayaklarınız sağlam yere bassın. Bunu demeye çalışıyorum sevgili kovalar. Evet, 20 Haziran civarı Güneş-Merkür kavuşumu var. Yine 5. evinizde İkizler Burcu'nda. Ama Yay'daki Satürn de bu kavuşuma karşıt açı yapıyor. Demek ki 20 Haziran civarı hayatınız, geleceğiniz, işiniz, sosyal yaşantınız ya da aşk hayatınızla ilgili alacağınız kararlar, hedefler, bunları yapılandırırken 20 Haziran civarı biraz zorlanabilirsiniz. Belki de bazı mecburiyetler var hayatta ki siz bu kararları aldınız. Bu şekilde de yorumlanabilir. Ama biraz zorlanacağınızı düşünüyorum. 20 Haziran civarı hayatınızda bir takım hedeflerinizi, hayata dair beklentilerinizi, kararlarınızı gerçekleştirirken biraz zorlanıyor olabilirsiniz. Evet, 21 Haziran itibariyle artık Güneş Yengeç Burcu'nda, Merkür de Yengeç Burcu'nda, Mars da Yengeç Burcu'nda. Yengeç Burcu sizin haritanızda hangi ev? 6. ev. Demek ki ayın son 10 günü 6. ev konuları dikkat çekiyor olacak. Yani günlük rutinleriniz, iş ortamınız ve genel sağlığınız. Günlük rutinlerinizde yorulacağınız bir döneme giriyorsunuz. Ayın 21 itibariyle çok fazla efor sarf edeceğiniz bir ay. Angarya bir takım işler var, böyle uğraşacaksınız, çok çalışkan olacaksınız. Ya Uygur ben çalışmıyorum diyorsunuz. Tamam, evde yorulacaksınız, günlük rutinlerinizde yorulacaksınız. Son derece böyle koşuşturmalı bir dönem. Hani öyle deriz ya, koşuşturmalı bir dönem başlıyor Barış'cığım. Hizmet aldığınız insanlarla ilgili bir takım böyle konular olabilir gündemde. Belki biraz gerilebilirsiniz çünkü Mars da orada. Ya hizmet aldığım insanlar kim diyorsunuz belki, söyleyeyim. Eve gelen temizlikçi, manikürcünüz, kuaförünüz, avukatınız, ne bileyim psikoloğunuz, astroloğunuz. Yani bu tarz insanlarla bir takım gerilimler olabilir. Çünkü Mars 6. evde. İş ortamında iş arkadaşlarınızla zaman zaman gerilebilirsiniz. Bilhassa sizinle aynı seviyede ve altınızda çalışan arkadaşlarınızla. Şimdi iş ortamınızda temponuz çok yoğun, sürekli bir işler yetiştirmeye çalışıyorsunuz, günlük rutinlerinizi kotarmaya çalışıyorsunuz. Sağlık evi orası aynı zamanda. Biraz sağlığınıza da dikkat edin. Bakın bütün bu yoğun tempo içerisinde bir takım sağlık konuları gündeme gelebilir. Lütfen buna dikkat edin. Mars da sağlık evinde, çok seviyor Mars sağlık evini tabii. Evet. Orada aslında bütün kötücüllüğünü
öttürüyor yani. Dikkat evet. edin ne olur evet. sağlığınız ayın 20'sinden sonra. Bir de şimdi Yengeç Burcu'nda bir Mars barışçım, kırılgan, hassas, duygusal, böyle biraz daha içe dönüyor, daha pasif direniş, dolayısıyla biriktiriyor, biriktiriyor, büyüyor içinde bir takım duygusal hassasiyetler ve ne oluyor? Ayı bitirirken Mars Merkür'le kavuşuyor. Yani iletişim gezegeniyle ve karşıdan da Plüto vuracak. Demek ki iyice böyle bir kendinizi dolduruyorsunuz, dolduruyorsunuz ve ay sonu lütfen öfkeli çıkışlar, duygusal patlamalar, hezeyanlara çok dikkat edin sevgili kovalar. Hani bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Her türlü ikili ilişkide yani iş arkadaşlarınızla, üstlerinizle ya da yakın çevrenizle, aile bireyleriyle kapışmayın. Kendi kendinizi çünkü dolduracaksınız. Bakın ben bunu size söylüyorum. Demek ki artık bir erken uyarı sistemi var elinizde. Dikkat edin ay sonu. Bunu demeye çalışıyorum. Evet, şimdi sevgili kovalar, geçen ay çok sordunuz, sorularınız içerisinde çok vardı. O yüzden ben de kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki 1,5 yıl, bütün ay ve güneş tutulmaları kova aslan aksında olacak. Yani sizin 1-7 aksınızda. Özellikle 1. ve 7. evde bir takım gezegenleriniz varsa ve bu ay ve güneş tutulmaları onların üstünde olursa, ciddi bir takım dönüşümler, ikili ilişkilerde, mesleki, ailevi konularda çok ciddi dönüşümler yaşayacaksınız anlamına geliyor. Ama orada bir takım gezegenler yoksa ya da tutulmalar onun üstünde olmayacaksa çok daha rahat geçireceksinizdir bu dönemi. Peki ne olabilir? Şimdi Güney Ay düğümü 1. evinizde, Kuzey Ay düğümü 7. evinizde, Güney Ay düğümü Kova'da, Kuzey Ay düğümü Aslan'da yani. Şimdi Güney Ay düğümü 1. evden geçerken, yani bu önümüzdeki 1,5 yılı son derece ilgilendiriyor. Çok kendinize odaklı olacağınızı düşünüyorum önümüzdeki 1,5 yıl. Yani dış görünüşünüzden tutun da kişisel haklarınıza kadar, kendi problemlerinize kadar. Ne bileyim, dış görünüşünüzle çok ilgileneceksiniz. En önemli sorun sizin sorununuz olacak. Yani ben sanki kendinizden başka hiç kimsenin derdi yokmuş gibi davranmaya çok meyilli olacaksınız. Kendi hayatınıza, bireyselliğinize ve özgürlüğünüze son derece düşkün olacaksınız. İyi güzel ya, biraz da kendimden yana olayım falan diyorsunuz belki ama bu bir tuzak. Bakın böyle yaparsanız o Güney Ay düğümü 1. evden geçerken evlilikler çok sık biter. İki ilişkilerde iş ortaklıkları hep böyle bir biter. Sevgilinizle ayrılmalar vesaire. Bu problemleri yaşamak istemiyorsanız bir dengeniz olması gerekiyor. Yani aslında bu dönem kendi kişiliğini bırak ve karşı tarafa daha çok yönel dönemidir. Buna lütfen dikkat edin. Yani orada bir uyum, ahenk, bir denge yakalamanız gerekiyor. Buna lütfen dikkat edin. Evliliğinize, iş ortaklığınıza, her türlü ikili ilişkinize ağırlık verin. Çok bu güdüde olmayacaksınız ama benden size bir uyarı. Yoksa bu transit bitiminde 1,5 yıl sonra çok mutlu olmayabilirsiniz. Buna lütfen dikkat edin sevgili yükselen kovalar. Evet. Uygurcuğum, verdiğin detaylı ve önemli bilgiler için sana çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir ay boyunca da bütün burçlarda takipçilerimizin sorularına cevap verdin. Evet. Ayrıca teşekkür ediyorum onların adına. Onlar da sana yani teşekkür ediyor. Yani seve seve son derece makul güzel sorular geliyor. Bazı sorular bazen klavyeyi aşıyor. Hani o biraz daha danışmanlık, soru cevap şeklinde gitmesi gerekiyor. Öyle olunca zaten sizlerden kibarca özür diliyorum. Bu burayı aşıyor diyorum. Evet. Ama onun haricinde yetişmeye çalışıyorum. İnşallah yerini buluyordur cevaplarım. Bir faydasını görüyorsunuz. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Efendim, internet sitemiz www.reklampedia.com. Evet. Bir göz atın ve üye olun. Birçok hizmetimiz var, faydalanabilirsiniz. Bunun haricinde YouTube kanalımız Reklampedia. Eğer hala abone olmadıysanız sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna klikleyerek abone olabilirsiniz. Bu bizi çok mutlu edecektir. Bekliyoruz desteğinizi. Lütfen iyi olun. Takip edin. Yani bu biz çünkü aslında hani canımız sıkıldı bir şeyler yapalım diye yola çıkmadık. Biz uzun bir yolculuk istiyoruz sizlerle. Sürprizlerimiz de var. Uzun yıllar. Yani şu ekranda yaşlanalım ve sizlerle iletişimimiz devam etsin istiyoruz. O derece. Evet. Aynı şekilde. Efendim, yeni bir programda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.